Herkese merhaba. Fenerbahçe Anıları köşesine hoş geldiniz. Futbol takımları içinde görev yapan futbolcular hem kendi aralarında hem rakip futbolcularla hem hakemlerle hem taraftarlarla zaman zaman enteresan olaylar yaşıyorlar. Trajikomik, komik, duygusal. Ben de 2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe futbol takımında iletişim direktörü, basın sorumlusu, iletişim sorumlusu olarak görev yaptım. Ve o dönemde hem Fenerbahçeli futbolcular hem rakip takım futbolcuları arasında yaşanan bazı olayları anlatmak, aktarmak istiyorum. Bu çerçevede bugün ilk bölümümüzü yapıyoruz ve Miroslav Stoh konumuz. Miroslav Stoh Fenerbahçe'ye Twente takımından geldi ama aslında Chelsea'nin oyuncusuydu. Yani 16-17 yaşından itibaren aslında Slovak oyuncu. Fakat Chelsea o tip yetenekleri, o Wonder Kid olarak nitelendirdiğimiz oyuncuları alıyor, geliştiriyor ve yani ya kendisi kullanıyor ya da futbol dünyasına kazandırıyor. Twente'de oynarken Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelmişlerdi. Ve hakikaten göz doldurmuştu. Hatta ilk karşılaşmada Gökhan Gönül'e karşı da çok büyük üstünlük sağlamıştı. Gökhan da maçın ardından ya bu kimmiş, nereden çıktı bu çocuk şeklinde. Çünkü kısa boylu ve epey genç bir oyuncuydu. Ama Chelsea'nin oyuncusu olduğu ve kaliteli bir kumaşı olduğu biliniyordu. Neyse böyle bir giriş yaptıktan sonra işte Fenerbahçe'ye ertesi sezon transfer oldu. Çok da başarılı oldu. Hem golleri var, asistleri var. Puşkaş ödülünü alan o Alex'in ortasına, kornerden daha doğrusu gelen topa attığı müthiş bir gol vardı. Oradan da akıllara kazındı. Sonrasında biraz belki İstanbul hayatına fazla adapte oldu. Ve Musa Sow'un da gelip o bölgesinde daha hareketli, takım oyununa daha çok katkı yapan bir pozisyon almasıyla biraz gözden düştü ama özellikle ilk geldiği yılda hem gollerde hem asistlerde çok katkısı olmuştu. Şimdi anımızın, hikayemizin ana konusu, ana ismi, ana karakteri Miroslav Stoh. Fenerbahçe futbol takımı Mersin İdman Yurdu deplasmanına gidiyor ve Mersin'de havalimanı olmadığı için Adana'ya indi takım. Adana Havalimanı'nda da saatler öncesinden yüzlerce, binlerce Adanalı, Adana'da yaşayan, Adanalı olan Fenerbahçe taraftarı havaalanına gelmiş ve takımı bekliyorlar. Ve bildiğimiz anlamda bir izdiham var. Futbol takımını taşıyan uçak, işte yöneticiler, teknik heyet, futbolcular havaalanına indi. İndiği andan itibaren Adanalı işte güvenlik amirleri yanımıza geldiler. Ve Aykut Hoca işte orada o sırada görevde. Özellikle Aykut Hoca'ya hocam dediler, dışarıda çok coşkulu bir kalabalık var. Sizin havaalanından çıkış noktanızla otobüs arasında da ciddi bir açıklık var. Orayı doldurmuş durumdalar. Yani bizim burada sükuneti sağlamamız, asayişi sağlamamız, daha doğrusu orada ortaya çıkacak panik halini engellememiz çok zor. O yüzden şöyle bir teklifimiz var. Hatta teklifin ötesinde size bunu ısrar ediyoruz. Takımı aprondan otobüse bindirelim ve siz direkt dışarı çıkın. Aykut Hoca dedi ki nasıl yani taraftarlar burada, biz biraz hani kaçıyor gibi mi olacak? Hocam dediler başka çaresi yok çünkü hani bunlar Adanalı taraftar, çok coşkulular ve hani olacaklardan biz sorumlu değiliz. Yani orada yaşanacak karmaşadan ve izdihamdan, doğru kelime izdiham. Aykut Hoca dedi ki haklısınız. Sizin de bu işiniz ama bu kadar saatlerce bekleyen taraftardan takımı kaçırmak olmaz. O yüzden siz alabileceğiniz kadar önlemlerinizi alın, bir koridor oluşturun, biz de aradan çıkalım. En azından hani fotoğraf çektirmek isteyen, oyuncuları görmek isteyenler görebildiği kadar görsünler. Aykut Hoca bunu söyledi. Adanalı emniyet amiri, Adana'daki işte polis arkadaşımız. Emin misiniz hocam dedi. Yani bakın tekrar söylüyorum. Yani burada biraz işler kontrolden çıkabilir. Biz daha önce de bu işleri yaşadık ama takımı kaçırmak olmaz noktasına gelince peki siz bilirsiniz dedi ve hakikaten önlemler alındı. Tüm önlemlerin alındığından emin olduktan sonra işte Hasan Çetinkaya o zaman idari menajerdi. Başka da bizim futbol takımının güvenlik güçleriyle birlikte, güvenlikteki arkadaşlarla birlikte ortalık sakin. Taraftarlar otobüsün çevresinde bekliyorlar. Tezahüratlar var. Takım da bir yarı güvenlik çemberi içinde biraz da işte taraftarları da görerek otobüse doğru yürüyecekler. Orada böylelikle bir karşılaşma olmuş olacak. İlk oyuncu çıktı, ikincisi, üçüncüsü derken emniyet müdürünün söylediği gerçekleşti ve tüm taraftarlar
hücum ettiler, hücum etmeye başladılar takıma doğru, oyunculara doğru. İmza isteyenler, fotoğraf çektirmeye çalışanlar, futbolcuların çevresinde birikenlerle çok da ciddi bir izdiham oldu. Hakikaten yani emniyet müdürlüğünün de uyardığı derecede bir yani sert bir çıkış yaşandı. Neyse, futbolcular alışıktır aslında böyle şeylere. Kendini kurtaran kendisini otobüsün içine atıyor. Ben de geçtim bir şekilde otobüsün içinde beklerken mesela Semih geldi. Semih Şentürk geldi. Kolunu tutuyor. Yani orada öyle bir sıkışma olmuş ve yani kolunda bir ağrı olacak kadar bir sorun yaşamış. Neyse hadi geç dedik içeri. Ondan sonra diğer işte oradan kendini kurtarabilen taraftarlarla da işte fotoğraf çektiren, tabii o sevgi gösterisine karşılık da vermek durumundasınız. Oyuncuların da çoğu verir zaten. Ama izdiham hali olduğunda hakikaten sıkışma da olabiliyor. Yani normalin daha ötesinde bir karşılama yaşandığını söylemek mümkün. Neyse, şimdi herkes bir şekilde tecrübesiyle, tarzıyla, taraftarların da bolca gönlünü alarak otobüsün içine kendini atmayı başardı. Herkes tamam, her şey tamam. Ve artık otele doğru, daha doğrusu Mersin'e doğru hareket edilecekken uzaklardan bir ses duyuldu. Yani o karmaşa içinde, taraftarların içinden Help me! İmdat diye İngilizce bir çağrış var. Help me! Bizim Miroslav Sto, bizim Sto, kısa boylu zaten. Adanalı Fenerbahçeliler Sto'yu almışlar, omuzları almışlar ve götürüyorlar. Gidiyor yani bizim takım orada otobüsle Mersin'e gitmek üzere beklerken Miroslav Sto omuzlarda götürülüyor, gidiyor. O da oradan help me diye bize bağırıyor. Ve o kalabalıkta da sesi çok fazla duyulmadığı için neyse bizim işte orada güvenlik güçleri falan en sonunda gördüler. Güvenlik güçleri dediğim Fenerbahçe'nin koruma arkadaşları, ekibi. Ve bir şekilde ısrar kıyamet işte Sto omuzlardan alındı, aşağı indirildi. Ve biraz da kaçırılarak otobüse getirildi. O da sağ salim bindi. Ve işte help me çağrılarına karşılık verilmiş oldu. Ve gelmiş oldu. Sonra o şey yapan, götürmeye çalışan, Sto'yu omuzlara alan arkadaşlarla bir görüşme yaptık yani giderken. Onlar çünkü üzüldüler yani niye aldınız diye. Ya dedik ki arkadaşlar yani maça gidiyoruz, kampa gidiyoruz. Bu oyuncu, takımın oyuncusu nereye götürüyorsunuz? Abi dediler yani oyuncularımız buraya gelmiş, Sto buraya gelmiş. Bir Adana kebabı yedirmeden onu göndermek istemedik. Yani bu kadar güzel bir dille, güzel gönülle ifade edilen bir futbolcu sevgisi. Futbol hikayeleri, futbolun asıl hikayeleri, perde arkasındaki, soyunma odasındaki, deplasmanlardaki asıl hikayeler bunlar, insan hikayeleri bunlar. Çok büyük, çok yoğun sevgi var Türkiye'nin her tarafında büyük takım oyuncularına. Onların idolleri, çok sevdikleri takımın formasını giyen futbolcular. Bu anlamda biraz yarı tehlikeli, çünkü bir kaçırılma hikayesi gibi aslında gözüküyor. Ama tabii içinde, özünde çok büyük samimiyet ve sevgi barındıran bir hikayeydi. Bu kadar üzerinden yıl geçti. Sto'nun o help me diye sesi de biraz incedir. Help me, help me diye o kalabalığın arasından canlıraş bir şekilde bağırışını unutamıyorum. Evet, bugün anılar bölümünde Miroslav Sto'nun başından geçen, Adana'da başından geçen olayı aktardık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.